Manşete hoş geldiniz. Biliyorum 15 Temmuz'un yıl dönümü, 6. yıl dönümü önümüzdeki hafta bugün. Fakat neden böyle bir başlık attığımı ya da KJ'de neden böyle yazdığını izah edeyim. Bir önceki yayında 7. yıl dönümü demiştim küçük bir hesap hatası yaparak aslında 6. yıl dönümü 2016-2022. Neden şimdi 15 Temmuz'u konuşacağız veya konuşuyoruz onu anlatayım. 15 Temmuz deyince Türkiye matbuatı veya Türkiye'de bu işi konuşanlar, akademiya ya da Aklınıza ne gelirse siyaset, dünyası ya da sokaktaki vatandaş. Dört bölümde ele almak gerekiyor. Birinci bölümde iktidar ve iktidara yakın özellikle dar bir çevrenin muazzam bir propagandasıyla karşılaşıyorsunuz. 15 Temmuz'a doğru son birkaç haftada. Özellikle son 2-3 haftadır 15 Temmuz'un her yıl dönümü yaklaştığında başta sabah gazetesi A Haber başta olmak üzere Twitter'da başka yerlerde de muazzam bir propaganda başlıyor. İki Ikinci, i̇kinci konu şu, ikinci madde şu. Buna sadece saray ve çevresindeki bir avuç insan katılıyor ve tezahürat yapıyor. Onun dışındaki bütün yığınlar, muhalif medya falan dahil, iktidardaki bir takım unsurlar da dahil. Kesinlikle kayıtsız kalıyor. Yani 15 Temmuzla ilgili pozitif bir şey söylemediği gibi negatif bir şey de söylemiyor. Ve bu propagandaya sessiz kalıyor. Sadece seyrediyor. Ve itibar etmiyor. Desteklemeyerek. 3 Üç, bir üçüncü grup var ki onlar da 15 Temmuz'da aslında şöyle oldu aslında böyle oldu şimdi konuşursak başımıza işler gelir e, ee, sevenlerimiz yakınlarımız var ve onlar zarar görürler işte yargıda zaten konumuz falan deyip ucunu gösterenler var. Konunun ucunu gösterenler veya gerçeklerin ucunu gösterenler ve tam anlamıyla Pandora'nın kutusunu açmayanlar yani konuşmayanlar ah 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 bir seçim olsun bunlar gidecekler ve biz daha o gece konuşmaya başlayacağız diyenler. Bir de böyle bir grup var. Yerin dibine batsınlar. Ayrı bir konu. Birazdan bakacağız. Dördüncü bir grupsa 15 Temmuz'dan beri bu konuyu sorgulayan, araştıran, önüne arkasına bakmaya çalışan ve fakat yalnız kalan, yalnız bırakılan, söylediklerine, iddialarına ortaya koyduğu belgelere duyarsız kalınan bir grup. Takip ediliyorlar, izleniyorlar, görüşlerine itibar ediliyor ama hiçbir refleks yok. Yani takip edenlerde, izleyenlerde hiçbir refleks yok. Neden? Çünkü 15 Temmuz'un ardından muazzam bir korku atmosferi var ülkede. Bu konuda böyle diyeceksin, böyle konuşacaksın. Bu konuda belli resmi kabuller var. Bunun dışına çıkamazsın diyen ve bunu dikte eden bir anlayış. Buna tabi olmayıp en azından susan, sessiz kalan ve o konuda gününün gelmesini bekleyen falan bir grup bir de böyle bir işin yönü var tuhaf tuhaf keş e, fakat şu da var bu iş baştan konuşulursa baştan konuşulmaya başlansaydı hatta burada diye gelmezdi konuşmaya konuşmaya susa susa işi bu kadar çıkmaza soktunuz sürüklediniz her ne hal ise neticede 15 Temmuz 15 Temmuz'dan bir resmi tarih çıkmayacak bu ortaya çıktı fakat şu oldu özellikle mahallede, Türkiye'deki Medya Mahallesi'nde ve diğer siyaset mahallesi falan hangi kim hangi mahalleye mensupsa şu ortaya çıktı. 15 Temmuz vesilesiyle suçlanan, dışlanan, sorumlu tutulan her kim varsa bu harbiyeli öğrencilerden KHK'lılara kadar veya bir takım siyasi aktörlere kadar veya medyadaki bir takım aktörlere kadar sıralanabilir. Bu gruplar öyle bir şeytanlaştırıldı ki yarın masumiyetleri bütün yönleriyle ortaya çıksa dahi aman aman siz uzak durun denilecek bir noktaya geldi. Zaten Murat da buydu. İstenen de buydu yani. İstenen şuydu. Biz sizin bu konuda herhangi bir dahiliniz olmadığını biliyoruz. Biz sizin bu konuda bir kabahatinizin olmadığını biliyoruz. Biz sizin bu işte bir parmağınızın olmadığını biliyoruz. Ama sizi istemiyoruz kardeş. Bir vesileyle şey yapıldınız, tasfiye edildiniz bir vesileyle tasfiye edildiniz. Ama sizi istemiyoruz. Her ne kadar aklanmış olursanız olun. Her ne kadar sütten çıkmış ak, akkaşık olursanız olun. Ve iş buraya gidiyor. Yani yarın öbür gün bunu da göreceksiniz. Şimdi bunu konuşacağız biraz. Biraz Selim Temurci'nin yani dönemin AKP il başkanının 15 Temmuz 2016'da AKP il başkanı olan hala hazırda görevdeki il başkanının Halk TV'ye yaptığı açıklamalar konuşuluyor. Buna bakacağız. Birlikte izleyeceğiz ama önden önce e, altını çizmemiz gereken e, bazı mühim maddeler var. Japonya'nın bir önceki başbakanı Shinzo Abe bugün Japonya'da bir seçim kampanyası esnasında öldürüldü sırtından vurularak. Seçimde aday değildi bir iddiası yoktu ama neticede desteklediği gruplar vardı vesaire bir kampanya yürütüyordu. Büyük bir şok. Özellikle Japonlar açısından da bir şok. Çünkü Japonya özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silahsızlandırıldı. Amerika'nın elbette başını çektiği bir konsorsiyum. Orada yeni Japonya'yı belirledi. Hiroshima ve Nagasaki atom bombalarından sonra vesaire. Silahsız, silahsızlanmış bir ülke. Ordusu bile olmayan bir ülke vesaire. Ve Shinzo e, Abe'yi öldüren silah, el yapımı bir silah. Eski bir ordu veya güvenlik gücü mensubunun öyle söyleyeyim ürettiği ya da üretilip kendisine verilmiş bir silah. Japonya silahsız bir memleket. Dolayısıyla silahsız bir memlekette bir ateşli silahın patlaması ve bir mühim bir başbakanı öldürmesi son derece büyük bir olay. Bu konuşuluyor ve bu şok şu anda tartışılıyor. Dünya gündemi gündemindeki önemli meselelerden biri. Bakalım nereye gidecek? İlerleyen günlerde de takipçisi olacağız. Saldırgan bu. Elinde de zaten el yapımı silah görülüyor. Hemen polis tarafından etkisi hale getirilmiş. Fotoğraflarda da görülüyor. O arada e, kalbine isabet alan, a, almış e, arkadan yapılan ateş sonucu Şinzu abi bir de boynundan isabet almış galiba. Böyle yere serildi ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tıpkı kurtarılamayan Ekrem Karakaya gibi Türkiye bu doktora ağlıyor. Evet bu doktor öldürüldü ve e, işte bir hasta yakını tarafından. Hasta yakını da sonra kendi kafasına sıkarak işte efendim intihar etti filan olay soruşturuluyor. Bütün Türkiye ayakta. Ancak şöyle enteresan bir hadise oldu. Dün e, gazeteler bu doktorla ilgili haberleri hiç birinci sayfalarından görmezlerken bugün manşetlerine çektiler. Çünkü siyasi irade doktorun ailesine baş sağlığı diledi de ondan. Sorumlular hakkında en ağır ceza verilecek falan dedi de ondan. Böyle de bir iki yüzlü toplumuz matbaatımızda böyle. Doktorlar önlüklerini asmışlar Sağlık Bakanlığı önüne. Öznur Kalender "Yastayız." karikatürüyle çıkmış. Aynı şekilde karga kafası da "Giderlerse gitsinler." demiştiniz. Bir doktorumuz daha gitti. Karikatürünü çizmiş. İşte bu. Canilere en ağır ceza verilecek deyince Tayyip Erdoğan "Dün gazeteler hiç görmezken içeride küçücük görürken haberi bugün manşetlerine çektiler." Yani siyasi irade ne derse o oluyor ayrıca hatırlatalım bu doktorla ilgili haberlere yayın yasağı da kondu ama şu anda Türkiye'de hiç kimse bu yayın yasağını dinlemiyor. Neden? Çünkü yayın yasağı tepedeki tarafından delindi de ondan. Bir imamın bugün cuma namazında verdiği hutbede söylediği ifadeler işte doktora gidip tedavi olamazsınız, olamazsanız öldür işte ne bileyim doktoru bulamazsanız vesaire neyse randevu alamazsanız öldürmek haktır falan filan gibi o anlama gelecek sözler. Ben onu ekrana getirmeyeceğim. Neden? Onu birazdan söyleyeceğim ama ya bu olay okul kitaplarına girmiş. Bakın bir çocuğun Türkiye'de bir çocuğun okuduğu bir kitaptan bir sayfa. Aynen okuyorum. Bekir dede doktorun hep aynı şeyi söylemesine sinirlenmiş. Be anlayışsız adam diye bağırmış. Ne söylesem yaşlılıktandır deyip duruyorsun. Sırf bunu söylemek için mi doktor oldun? Her hastalığın bir şifası vardır. Bunları öğrenmeye aklın yetmedi mi? Doktor hiç oralı olmamış Bekir dedeye. Bu öfkelenmeniz de yaşlılıktandır bey amca demiş. Emin olun hepsi yaşlılıktan. Bekir dede yaşlılığa mı doktora mı kızsın bilememiş. O günden beri doktora gitmiyor. Haksız mı ama diyor. Daha çocuk kitaplarında doktorlara saldırı bu şekilde, doktorlara şiddet bu şekilde özendirilirken özen bir imamın hutbesine mi kaldı bu olay? Ayrıca 10 senedir o imamlar hutbelerde kin kusuyor. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Şimdi mi gördünüz o hutbeyi? Diyip geçelim eş zamanlı olarak bir doktorla beraber bir avukat da katledildi Servet Bakırtaş o doktor kadar büyük yer bulmadı basında ama görüldü gene iç sayfalarda da olsa milliyetin başlığı güzel zanlıyı da bir avukat savunacak diyor. İngiltere'den bir haber yaşadığımız ülkeyi es geçmek olmaz. Ayrıca başbakan gitti yahu. Boris Johnson evet bu fotoğrafta görülüyor. Ben Boris Johnson'u küçük arkadaki başbakanlık binasını daha büyük alan bu açıyı tercih ettim. Çünkü gerçekten Boris Johnson küçük. Bu fotoğraftaki kadar küçük. Mühim olan arkadaki number 10. Downing Street number 10 yani başbakanlık binası. Hem rezidansı hem de çalışma ofisi öyle söyleyeyim. Es esasen ofisi diyelim çünkü zaten ofis çalışmak içindir. Çalışma ofisi, çalışma ofisi yanlış bir kelime. Neyse ee, hem rezidansı hem ofisi. Ee, hiç kimse vazgeçilmez değildir ee, ve bunu gösteren bir örnek Boris Johnson'un 3 yıl sonra gidişi. Hakkında onca iddia vardı. Onun yerinde kim olsa bin kere gitmişti ama muazzam bir şeytan tüyü, muazzam bir hacı yatmazlık Boris Johnson bugüne kadar getirdi. 2019 Aralık seçimlerinde tek başına iktidar olmuştu yapılan seçimlerde bu Thatcher'ın aldığı oy oranıydı neredeyse. ve fakat araya giren pandemi, skandallar, ekonomik işte sıkıntılar, enflasyonun artması, enerji krizi vesaire derken Boris Johnson'a Boris Johnson'a destek düştü ve artık bugün partisi de artık arkasında duramayınca parti liderliğini bıraktı. Süreç şöyle işleyecek. Milletvekilleri kendi aralarında çıkan adayları ikiye düşürecekler ve Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 100 bin üyesi o iki adayı oylayacak. Ardından genel başkan seçilecek muhafazakar parti, iktidardaki muhafazakar partinin o genel başkan da kraliçe tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Olay bu. Ve bu süreç 2-3 ay sürecek. Financial Times'ın bu grafiği çok dikkatimi çekti. Yayından biraz önce e, Financial Times bu grafiği bastı internet sitesinde. Liz Truss görüldüğü gibi ortada ve en önde başbakan adayları arasında görülüyor. Son dönemde Dışişleri Bakanı olarak sivrilen bir isimdi. E, Nazan'ın Redcliff Ratcliffe e, İran'da uzun yıllar eşir tutulan casusluk iddiasıyla bir İngiliz vatandaşını da alıp e, getirmesiyle göz doldurmuştu. Ukrayna Savaşı'nda da elbette yıldızı parladı vesaire. Liz Truss, yeni başbakan olabilir ve ülkenin üçüncü kadın başbakanı olabilir. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra. Diğer adaylar da arkalarında sıralanıyor. İşte Sacit Cavit var. Rişi Sunak var vesaire. Başka adaylar da var. 6'ya 8'e belki 10'a kadar çıkıyor adaylar. Bu adaylar dediğim gibi milletvekilleri tarafından elenecekler. Sonra da son iki aday muhafazakar partinin yaklaşık 100 bin üyesi tarafından oylanacak. Son derece demokratik bir sistemle seçim yapılacak. Ama Ukrayna savaşı belli ki bu konuda belirleyici olacak. Ve düne kadar ismi anılmazken, geçen seneye kadar kimse bahsetmezken Listeras bir anda başbakan adayı olarak öne çıktı. Şimdi dönelim yavaş yavaş ülkeye. Bizim kaybetme korkumuz yok, kazanamadığımız oyunu bozarız. Bir kamyonun arkasındaki bir yazıyı ekrana getirdim. Türkiye'deki durum biraz bu. İngiltere'de başbakanlar gelip geçiyor. Bak benim burada 6. yılım doldu. Geçtiğimiz Mart ayında geldiğimde David Cameron başbakandı. Ardından Theresa May başbakan oldu. Sonra Boris Johnson. Hepsini yaşadık. Şimdi 4. başbakanı hazırlanıyoruz. Sokakta yaşam devam ediyor, sokakta yaşam etkilenmiyor. Hükümet istifa ettiğinde daha doğrusu hükümet istifası yok burada da başbakan istifa ettiğinde bırakıyorum dediğinde kimse döviz kuruna şuna buna bakmıyor. Normal hayat devam ediyor. Zaten siyasete ilgi, seçimlere ilgi çok düşük bir oranda. Çünkü devletin işleyişi e, siyasetten daha bağımsız bir biçimde yürüyor. Doğrusu da bu. Devlette yarım milyona yakın insan çalışıyordu ve bu sayıyı daha da düşürmek için 300-350 bin lira düşürmek için bir de bir çaba var. Devlette çalışan, devletten maaş alan insan sayısı da çok düşük. Öyle de olması icap ediyor. Ama işte Türkiye'de durum öyle değil. Türkiye'de işte hala böyle yalanlar üfürüyorlar manşetten. Şubat'ta Mart'ta enflasyon kontrolde. Bakın ben İngiltere'de yaşıyorum. Burada da bir enflasyon problemi var. 9.1'e çıktı yıllık enflasyon son açıklama bu. Amerika'da var, Avrupa'daki diğer ülkelerde de var. Hiç kimse çıkıp da 3 ay sonra kontrol altına alıyoruz. 6 ay sonra kontrol altına alıyoruz. Seneye şöyle, seneye böyle demiyor. Böyle bir vaatte bulunmuyor. Çünkü kimse bilmiyor. Ama Türkiye biliyor. Öyle mi? Bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan ki ben bunu daha çok seviyorum takip edenler bilirler kararsızların dağıtılmasını sevmiyorum zaten bu anketler çok objektif değil yani insanlar korkarak oy kullanıyorlar veya oy kullanmaya yani oylarının rengini açıklamaya çekiniyorlar her neyse kararsızları da siz matematiksel veya orantısal olarak dağıtamazsınız dağıtmamanız gerekir. AK Parti metropol anketi bu arada Haziran AK Parti 27, CHP 19, İyi Parti 14, HDP 10 olarak geçiyor. Kararsızlar dağıtılmadan yani çıplak oylarla 4 parti barajın üstünde görünüyor. Ee, ve bu tabloda çok fazla seçime kadar değişecek gibi görünmüyor ama görüyorsunuz AKP %27'lik kemik kitleyi korumayı sürdürmüş. Fakat daha çarpıcı olan şey şu. Gene Haziran 2022 metropol anketi son 1 yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları, refah düzeyi nasıl değişti diye soruyor. Evet. İyileşti diyenler kırmızı, kötüleşti diyenler lacivert. Ve görüldüğü gibi kötüleşti yükselirken iyileşti düşüyor. Yani iyileşti diyenler özellikle 2016'lardan bu tarafa. 2016'larda ekonomik durumum iyileşti diyenler 30-32'lerdeyken Bugün Haziran 2022 itibariyle 6 yıl sonra, 15 Temmuz'un 6. yıl dönümü dedik ya, 6 yıl sonra 6.8, 7, 8 e kadar düşmüş. Durum bu. Ve en önemli e, hakikat de bu sen Başınızda böyle bir idare var. Bu lafı, Tayyip Erdoğan'ın bu lafını onun için getirdim. Tamamını okumayacağım. Yeri geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisine dönüyor. Meclis bekleme odasında diyor. Yeri geliyor... İstanbul meclisine dönüyor. Meclisi bir kenara koyamazsınız diyor. Başkan ama diyor biz mecliste yani güçlü olduğu yerde nerede güçlüyse orayı parlatan, nerede güçsüzse orayı yerin dibine e, filan sokan falan bir şey yani. Böyle bir durum. Şimdi Selim Temurci'nin e, laflarına gelelim. Halk TV'de konuştu bir programda bundan 3 gün önce 5 e, Temmuz'da. AKP İstanbul İl Başkanlığı görevini bıraktığı haberi Anadolu Ajansı'nın 9 Şubat'ta geçtiği haber. 9 Şubat 2018'de yani 15 Temmuz'un üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra bir buçuk yıldan biraz daha fazla il başkanlığı görevini bırakmış. AKP düz AKP üyesi olarak devam etmiş. Daha sonra da Ahmet Davutoğlu'nun hareketine katıldı ve Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcısı olarak devam ediyor. Şubat 2015'ten Şubat 2018'e kadar 3 yıl boyunca bu vatandaş AKP İstanbul İl Başkanı'ydı. Halk TV'de katıldığı yayında Sedat Peker'in özellikle iddiaları da hatırlatıldı. İşte o gün silahlar getirildi bir yerlerden AKP Gençlik Kolları tarafından İstanbul'un dört bir yanında dağıtıldı şu bu vesaire. Ee, Selim Temurcu özetle şunları söyledi. Konuşursam yargıda davam var benim başım da belaya girer sevdiklerimin yakınlarımın da başına bela, başı belaya girer. Seçim gecesi konuşacağımız söyleyeceğimiz çok şey var dedi. 3 dakikalık bir bölüm kestim sizler için. Bizzat sosyal medyada dolaşanlardan farklı olarak bizzat kendimce önemli gördüğüm bölümleri kesip kolajlayarak ekrana getiriyorum. Birlikte izleyelim mi? Kendinizi lütfen benim yerime koyun. 15 Temmuz'da sokağa çıkın dediğim ve kanını döken adamların hukukunu korumak, sevdiklerimin hukukunu korumak Onları aç kurtların önüne atıp işini, aşını kaybetmelerini engellemek için mecburen bu konuda susmak zorunda olduğumu söyledim. İnanın bana seçime 3-4 ay kala şu anda sesi çıkmayan, hiç konuşmayan insanların yeter artık deyip AK Parti'den ayrılacağına biz şahit olacağız. Araba bagajında kalaşnikov silahlar kasalarla taşınıyor ve buna tanık olmuş insanlar da var ve bunu AKP'nin gençlik kollarında bazı isimlerin yaptığı iddia ediliyor. Ben Demir Kilise'nin orada Sedat Peker'in ifade ettiği üzere o silahların ilgili kişilere teslim edildiğine artık yüzde yüz inanıyorum. Süleyman Soylu'nun o silahları verdiğine dair bir takım açıklamalar oldu. O dönem İstanbul'daki siyasi atmosferi bilen biri olarak Süleyman Soylu'nun boyunu aşar dedim bu. Ve o dönem bazı isimler üzerinde yoğunlaşılması gerektiğini söyledim. Ve dedim ki yargı bunu incelesin. Eğer böyle bir durum varsa ve ben iktidar Partisi'nin il başkanıyken benim gençlik kollarındaki insanlar bunu yapmışlarsa bir dönemin AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım çıksın desin ki böyle bir olay yoktur. Bunlar konuşmadılar. Sedat Peker konuşmasaydı biz bugün bu ülkede bu olup biten olayların birçoğunu bilmeyecektik. İçişleri Bakanının ismi geçen olaylarda İçişleri Bakanı bugün bu ülkeye hiçbir açıklama yapmadan ülkede gelecek taahhütlerinde bulunabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 hedeflerinden bahsedebiliyor. Onların yaşadığı Türkiye ile bizim yaşadığımız Türkiye çok farklı. Bizim yaşadığımız Türkiye'de hukuksuzlukları hissediyoruz. İnsanlara nasıl zulmedik zulmettiklerini görüyoruz. Bundan dolayı da sevdiklerimizi ve kanını dökmüş insanları korumak gibi bir sorumluluğumuz var. Evet. Ben %100 emin olduğum bir şeyi söylüyorum. Ama keşke bu ülkede Nihal Olçok gibi cesur insanların sayısı fazla olsun. Sadece Balat'ta o demir kilisenin orada değil, başka yerlerde de AKP gençlik kollarında bu tarz silah e, araba bagajlarında taşındığı, teslim edildiği, Vakalar mı var? Başka başka yerlerde teslimatlar olduğunu söyleyen başka siyasi partilerde insanlar ortaya çıkmaya başladı. İnşallah bu ülkede Kasım ayında seçim olur. Türkiye'de her şeyin değiştiği gece her şeyi konuşacağız. Yani milletin zaferi üzerine bir yolsuzluk ve yokluk düzeni kuranlar kuranların millet sandıkta cezalandırılacak. Ben o gece benim telefonumu açacak cesareti olmayan adamlara madalya takan Sayın Cumhurbaşkanı'nı televizyon ekranlarında neden diyerek eleştirmiş biriyim. Konuşma. Tüm yollarında yönetim kurulu başkanının cuma günü, cuma namazından sonra Almanya'ya nasıl harcırı alıp gittiğini, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğimi, o kişinin hala e, neden yönetim kurulu başkanı olarak THY'de kaldığını söyleyen kişi de benim. A Haber'in O gece bütün televizyonlara bağlandığım halde beni televizyona bağlamayarak neden böyle bir tavır sergilediğini Sayın Cumhurbaşkanına milletin ve şey olarak hakkı hukuku olarak bir dosya içinde teslim ettim diyen de benim. Yani bunu bilin. Bak diyorum ki Selim Temurcu bunu söylüyorsa bu %100 doğru olduğuna emin olun. Ben bu emin olduğum bir şeyi söylüyorum. Aynen. Ve ben şu anda bu konuda yargılanıyorum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Geciken adalet adalet değildir. Güzel bir laf, değil mi? Aynı şekilde, ey Selim Temurci ve ey, ey diğerleri. 15 Temmuz günü gecesi o güne kadarki sürece dair bir şey biliyorsanız, bunu söylemek, açıklamak boynunuzun borcudur. Aman başıma bir şey gelmesin. Aman yakınlarımın başına bir şey. Binlerce, on binlerce insanın başına bir şey geldi. Milyonlarcası KYK zulmü altında inim inim inliyor. 6. yılını dolduruyor önümüzdeki hafta 15 Temmuz. Yahu bu ülkenin ve bu milletin sırtından silindir gibi geçti. Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Hala seçim gecesini, seçim tarihini ve seçimde AKP'nin gidiyor olmasını bekleyerek süre veriliyor veya işte hedef gösteriliyor veya e, tarih veriliyor. Seçim olacak o gece AKP gidecek ve biz ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Kalırsanız. Eğer böyle konuşmaya devam ediyorsanız siz de sırlarınız da yerin dibine batsın. Ne sizin ne de sırlarınızın bir önemi yok. Bu ülke 8-10 senedir müstebit bir idare altında. Hırsızlığa bulaşan ve katillerle işbirliği yapan bir idare altında inim inim inliyor. 15 Temmuz 2016 sonraki dönemi belirleyen sonraki dönemde tek adam sistemine geçir, tek parti tek adam sistemine bu ülkeyi götüren ve bunun için önemli vesile olan bir virajdı. Ve her şey ondan sonra değişti. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 6 yıl geçti. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece 7 8 9 10 bu şekilde devam edecek. Siz de olmayacaksınız. Sizin gibi düşünenler de olmayacak ve sizinle beraber sırlarınız da gömülecek. Sakladığınız sırların, bildiğiniz gerçeklerin, anlatmadığınız sürece, ortaya koymadığınız sürece, tanıklıklar, tanıklıklarınızı itiraf etmediğiniz, anlatmadığınız sürece hiçbir kıymeti, ehemmiyeti yok. Ve gittikçe bu makas daha da daralacak. Yarın bir gün kafayı kaldıramayacak. O şimdi çıktığınız yayını dahi bulamayacaksınız. Onun için diyorum ki, konuşmayacaksanız siz de sırlarınızda yerin dibine batsın. Bir şey söyleyecekseniz bunu bugün söylemeniz icap ediyor. Neymiş, sevenlerimizin, yakınlarımızın, düşündüğümüz insanların, ne bileyim işte üzerine titrediğimiz insanların başına bir şey gelebilir. Bir kişiyi, üç kişiyi, beş kişiyi, on kişiyi müdafaa ve muhafaza ederken milyonların giyotine gönderilmesini seyrettiniz ve sırada diğer milyonlar bekliyor. Sizin o gözettiğiniz insanların canı mı can yoksa kesime giden milyonların canı mı can? Yazıklar olsun. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. 15 Temmuz tüm unsurlarıyla aydınlatılmadıkça Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmeyecek. Bunu ilk defa söylemiyorum. Belki 10 kere söyledim bir kere daha söyleyeceğim. Tüm boyutlarıyla tüm unsurlarıyla tüm taraflarıyla aydınlatılmadan Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmeyecek. Bunu da aklınıza böyle sokun. Herkese iyi bayramlar.